Üçüncü lig birinci gruptaki kırmızı beyazlı temsilcimiz Nevşehir Belediyespor'da 1-0'lık Antalya Kemerspor mağlubiyeti sonrasında Özgür Zengin'in istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Yusuf Tokuş getirildi. Nevşehir Belediyespor başında ilk antrenmanına çıkan Yusuf Tokuş, Anadolu TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Nevşehir Belediyespor'dan gelen teknik direktörlük teklifini hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten Yusuf Tokuş, Nevşehir'de futbolcu olarak gol krallığı yaşadığı ve iki sezon boyunca çok güzel günler geçirdiğini belirtti. Şimdi Nevşehir Spor benim ve ailemin yanında yeri çok farklıdır. Çünkü biz gurbete çıktığımızda ilk Aksaray Spor, sonrasında iki sene Nevşehir Spor. Futbola başladığımda ilk, hani derler ya, futbolcu parayı nereden kazandı dediği anda ben Nevşehir'in iki sene ekmeğini yedim. Bunu da zaten bu yıllara kadar da unutmayacağım. Bu yıllardan sonra da unutmayacağım kısmet olursa. Nevşehir Spor aradığı zaman, teklif geldiği zaman da hiç düşünmeden zaten hemen ertesi günü geldim. Çünkü Nevşehir Spor'un şu anki durumu hepimizin bildiği gibi sıkıntılı alt bölgelerde. Bu alt bölgelerden kurtulmak için de bizim de bir nebze inşallah katkımız olursa, zaten buraya gelmekteki en büyük amaçlarımdan bir tanesi eski dostlarımı kıramamak ve onların şu anda bulunmuş olduğu konum. Onlarla birlikte bu taşın altına elimi sokmak istedim. Zor bir süreçteyiz, zor bir durumdayız. Fikstürümüz gerçekten oynayacağımız maçlar, şu anki ilk başlangıcımız çok ağır gözüküyor. Ligin ilk 5 sırasındaki takımla oynayacağız maçlarımızı. Ama bu da bizi hiç korkutmadı işin doğrusu. İnşallah biz Nevşehir Spor taraftarı, Nevşehirliler, beklentileri neyse bu takımı kısmet olursa inşallah bu sene ligde tutup taşıyabildiğimiz kadar yukarı sıralara taşımaya çalışacağız. Sonrasında da zaten 1,5 yıllık bir anlaşma yaptık. Sene içinde çok güzel düşünceleri var yönetiminde, bizlerin de. Ben de Nevşehir'i çok sevdiğim için burayla ilgili düşüncelerim hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü dediğim gibi şu stadyumun, şu kalelerin dili olsa konuşsa, yani iki senede gerçekten burada mükemmel günlerim geçti. Çok başarılı günlerim geçti. 60 tane yakın gol attım burada iki sezonda. Halk o zaman da bağrına basmıştı bizi. Şimdi geldiğimde de gerçekten yorumlar çok olumlu. Herkes çok olumlu karşıladı, sağ olsun. Hepsine teşekkür ediyorum buradan sizin aracılığınızla. 3-5 hafta sonra rahatlamış ve futbolcuların özgüveni yerine gelmiş bir Nevşehir Belediyespor izletmek istediklerini belirten Yusuf Tokuş şu açıklamalarda bulundu. İnşallah onların beklediği, alt sıralarda sıkıntı yaşayan bir takım değil de şöyle 3-5 hafta sonra rahatlamış, kendine gelmiş, futbolcuların özgüveni kendine gelmiş, işte şehrin özgüveni, bizlerin hepimizin özgüveni kendine gelmiş bir Nevşehir Spor bekleyebiliriz yani. Kendisinin yapacağı dokunuşlarla takımı ayağa kaldırmak için çalışacaklarını kaydeden Yusuf Hoca şunları söyledi. Ya şimdi takımın kadro yapılanması derken şimdi tabii bu konuyla ilgili bizim şu anda yapacağımız eleştirinin hiç kimseye bir faydası olmaz. Çünkü ya bir hoca ya da iki hoca değil, üç hoca da değil. Ben dördüncü hocayım şu anda. Sezon başı transferleri ve devre arası yapılan transferler bunların hepsi bizim istememiz dışında gelişen bir olaylar. Ha biz tabii burada şunu diyemeyiz. Bu oyuncu kalitesi çok düşük ya da bu oyuncu kalitesi çok iyi. Bu yorumu yapamayız. Bu yorumu sadece elimizdeki bulunan bu futbolcu kardeşlerimizle yapabildiğimiz kadar kendi katacağımız takımın içine varyasyonlarla, işte oyuncuların mevkileriyle alakalı, oyuncuların performanslarıyla alakalı kendimizin yapacağı dokunuşlarla bir şekilde bu takımı ayağa kaldırmamız lazım. Yani burada şimdi artık buraya geldik, bazı şeyleri kabul ettik. İşte takım çok iyiydi, takım kötüydü deme şansımız yok yani. Çarşamba günü oynanacak Of Spor maçı ile ilgili ise teknik direktör Yusuf Tokuş şu değerlendirmelerde bulundu. Şimdi tabiri caizse ayağımızın tozuyla geldik. Şu anda takımdaki oyuncular da beni tanımıyor. Ben de takımdaki oyunculardan tabii birkaç tanesini tanıyorum. Rakibimiz güçlü bir takım. Sonuçta playoff'un içindeki bir takım.
Biz son haftalarda kazanamayan, moralsiz bir takım görünümündeydik. Ama inşallah motivasyon olarak çocukları toparlamaya çalışıyoruz. Oyun sistemi olarak da bugün zaten kısaca bir taktiksel, sadece tek antrenman düşünebilirsek, bugün bir taktiksel olarak oyunculardan istediklerimizi antrenmanda onlara göstereceğiz. İnşallah saha içinde uygularlarsa zaten oynayacağımız maçta da yüzümüz gülerek ayrırız diye düşünüyoruz. Takımı üst sıralara çıkartmak için çalışacaklarını belirten Yusuf Tokuş, kadro iskeletini koruyarak gelecek sezon için de önemli planlarının olduğunu ifade etti. Şu anda yeni bir yapılanma. Takımı bu sene kümede kalması için elimizden geleni yapacağız. Ha, bunu derken maç kazandıkça, morallendikçe yukarı sıralarda gidebildiğimiz kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bu seneki tabii ki takımın içerisinde başarıyı sağladığımız zaman o sene için yönetimin de bizlerin de düşüncesi farklı olabilir. İskeleti bozmadan, eksik yerlere takviye yaparak seneye, eğer bu sene istediğimiz şeyi başaramazsak, işte bunun içinde çok erken çünkü konuşamıyoruz. Neden? Burada bir iki maç kazandığınız zaman olayların boyutu çok farklı gelişebilir. Çünkü aşağıyla da sıkıntı var. Kaybettiğiniz zaman yine olaylar çok farklı değişebilir. Neden? Şimdi aşağıyla 3 puan var. 2 maç kaybettiğiniz zaman bu sefer ligin dibinde kendinizi bulabilirsiniz. Tam tersi 2 maçta kazandığınız zaman bu sefer takım ayrı bir havaya girebilir. Neden olmasın üst sıraları falan diye bu düşünceye girebiliriz. Onun için şu anda bence bir 3-5 hafta sonra sorabileceğiniz soru, ben onu 3-5 hafta sonra inşallah cevaplayayım. Ama iyi şekilde olur. İnşallah üstlere doğru takımı çıkarmak için elimizden geleni yapacağız yani. Tecrübeli orta saha oyuncusu Efecan Çölbekler, Ofspor maçını kazanmak zorundayız diyerek değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir takım kuruldu. Yeni hocamız geldi. Yeni bir yapılanma oldu. İster istemez sonuçlara da etkili oldu. Sonuçları almamızda tabii bireysel olarak yeni yapılanma, yeni oluşum bu şekilde olduğu için sonuçlar da kötü oldu. İnşallah bundan sonra daha güzel sonuçlar alıp önümüze tertemiz bakacağız. Artık off maçını kazanmak zorundayız. Başka düşüncemiz yok. Ona göre de çalıştık. Allah'ın izniyle inşallah 3 puanı alacağız yani. Kendi aramızda sürekli konuşuyoruz, istişare yapıyoruz, eksiğimiz, gediğimiz ne varsa hepsini değerlendirip o şekilde çalışmamızı sürdürüyoruz. Ona göre de herkes kendi bireysel olarak kendi hatasından ders alıp önüne bakıyor, bakmak zorundayız. Profesyonel oyuncularız, illaki kötü bir gidişat oluyor, iyi gidişat oluyor. Bunun değerlendirmesini kendi aramızda zaten yapıyoruz. Ona göre de çalışıp önümüze bakıyoruz.